Tabii biz hep bahsediyoruz dünyaca ünlü isimlerle röportajlar yapıldı diye sevgili izleyenler, ama isterseniz o isimlerden birkaçını da sayalım. Bunların arasında Stephen Hawking var, Russell Crowe var, Evet. Daniel Craig var, Ben Affleck var, Sir Anthony Hopkins var. Bizim buraya yazmadığımız, ne olur sen say. Hollywood'un neredeyse %99'u diyebilirim. Bununla birlikte tabii pek çok bilim alanında, spor alanında, politikada çok önemli isimler. Politikaya baktığımız zaman Barack Obama'dan tut da işte Boris Johnson'dan Margaret Thatcher bile vardı ki ben mesleğe ilk başladığım dönemlerde kendisine yetişme fırsatı yakalamıştım. O dönem çok önemli bir kitap çıkarmıştı ve o kitapta Türkiye'ye geniş yer vermişti. Çok önemli isimler var tabii ki, ama bana dersen ki, hatta demin sormuştun, röportaj yapmak isteyip de yapamadığın bir isim oldu mu diye. Hani şimdi buradan ukalalık olmasın, ama şu ana kadar röportaj için başvurup da geri çevrildiğim hiç olmadı. Ne kadar güzel. Peki en çok etkilendiğim biri mutlaka olmuştur. Yani böyle ah bitmese bu röportaj, keşke saatlerce bu sohbete devam etsem dediğin bir isim oldu mu aralarında? Bütün dünya yüzlerinin kendi işlerinde çok büyük özellikleri var. Çünkü bu isimler milyonlara ilham olan isimler. Ve o milyonlara ilham olan isimlerin her birinin çok farklı yaşantısı var. Bazen ne oluyor? Şu da çok önemli. Röportaj yapacağım konuk, mesela Stephen Hawking'di. Ben o röportajı 6 ayda organize ettim. Hatta o dönemlerde çıktığım televizyon programlarında bu bir hayli konuşulmuştu, ama Stephen Hawking gibi bir dünya isminin, bir bilim adamının bir Türk haberciye röportaj vermesi bile zaten çok büyük bir olay. Ve aynı zamanda bu kadar önemli bir bilim adamı ömrü hayatında sadece 3 haberciye, 3 gazeteciye röportaj vermiş. Şu oluyor, ben röportaj öncesi konuğumu tıpkı bir laboratuvara girip araştırma yapar gibi çok inceliyorum. Araştırıyorum bütün hayatını. Fakat bazen mesela ne oluyor? Birebir geldiğin zaman karşılıklı, öncesinde yaptığımız araştırma var ya, çok daha farklı yönleri çıkabiliyor. Tabii orada Doğru. çok hızlı olmak durumundasın. Yani röportaj yaptığın kişiyle kurduğun birebir o bağda, işte yarım saat, bir saat, 1,5 saat, o yönleri fark ettiğin zaman çok hızlı hızlı sorular sormak durumundasın. Tabii bazen o yön aslında röportajın ana başlığını bile Kesinlikle. belirleyecek yön Kesinlikle öyle. olabilir. Ben şöyle Ve ilk diyorum. defa orada bahsediyor olabilir. Kesinlikle. Ki o zaman çok büyük şans olur tabii ki. Hatta bir örnek vereyim. Mesela Hugh Grant, çok ünlü bir aktör. Ben röportaj yaptığım zaman uzun yıllardır birlikte olduğu, gene Dünya Magazin basınının önemli bir ismi Liz Hurley ile birlikteydi, ama ayrılmıştı. Yeni bir sevgilisi vardı. O sevgilisi de gene İngiliz kraliyet ailesine yakın bir ailenin kızıydı. Ya enteresan bir şey oldu. Konuşurken dedim ki, yani Hugh 50 yaşına geldin. Baba olmayı düşünmüyor musun? Yüzüme baktı. Nereden biliyorsun? Gerçekten düşünüyorum ve hızlı bir şekilde evlenip çocuk sahibi olmak istiyorum dedi. Ben şok oldum. Çünkü gerçekten şimdi normalde İngiliz basınında böyle bir röportaj vermiş olsa yani... Diğer yerinden oynar. aynen öyle. Diğer böyle tabii çok enteresan şeyler de oluyor. Şimdi gene aklıma gelen bir örnek. Madonna ile o zamanki işte yönetmen olan eşi. Tam ayrılık noktasındalar. Ben de kendisiyle röportaj yapacağım. Röportaj sırasında ya ben onların çok iyi bir evliliklerinin olduğunu düşünüyordum. Düşünebiliyor musun? Çünkü basına öyle yansıyordu. Tabii. Meğerse boşanmak üzereylermiş. Ve ben İtiraf kendisine... orada mı geldi? evet. Hayır, ben kendisine mutlu bir evliliğin sırrını sordum. Fakat onu sorduğum zaman o kadar kendini kötü hissetti ki ben anlayamadım ve röportaja devam edemeyecek noktaya geldi. İşte yüzü kızardı, bir durdu falan derken tekrar röportajı bitirdi. 2 gün sonra gazetelerde ayrıldıklarını gördüm. Sen o anı birebir yaşamış Yaşadım, evet. oldun Tabii aslında. böyle çok enteresan şeyler olabiliyor.